ağırlıkları onluk ve birlik gruplarına ayırınız. Sonuçları tabloya yazınız demiş. Şimdi öncelikle hemen sayalım bakalım. Saymak isteyen var mı? Ben öğretmenim. Berra, sakızını çıkar lütfen. Sakızını çıkar. Ecin, say bakalım. Ben sayabilir miyim? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. 40. Evet. Şimdi 40 tane varmış. Onluk ve birlikleri yazarken nasıl yazıyorduk? 40, 40 rakamını. İçerisinde kaç onluk vardı? Ayşe cevap versin. Bir. Ayşe. Sesim geliyor mu Ayşe? Ses yok galiba Ayşe'de. Tamam. Ecin cevap versin. 0 birlik 4 onluk. Evet, 0 birlik 4 onluk. Beyza, buraya ne yazarım? Şu kısma. 40 yazarım değil mi? Aferin, 40 yazdık. Şimdi geldik buraya. Abaküsleri inceleyiniz. Modellenen sayıları altındaki kutulara yazınız. Şimdi diyor ki 1 onluk. Şurayı sayalım bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 16 şeklinde yazarım değil mi? 23. Evet. Yazıyla da nasıl yazarım? Pardon, yazıyla da. 16. 16 yazarım. Güzel. Şimdi Beyza saysın burayı. Beyza söylesin bu kısmı bana. 23. 23. Yine yazıyla da nasıl yazılıyordu 23? 20. 23. Şimdi Berra söylesin. Burada kaç tane var Berra? Bir. Bir. Burada olmadığına göre bu 10'dur değil mi? Evet. Buraya da 10 yazarız. Şimdi şu kısmı kim söylemek ister bana? Ben öğretmenim. Hadi Ecin söylesin. 22. Bir bak, bir daha bak. Acele etme. 2 mi? Şurayı. 2. Hayır. 1 onluk. 11. 11. 11. 1. Beyza sen söyle. 24. 24. 24. 20. 24 değil mi? Şuraya bakalım. Bir onluk burada var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 18. Aferin. Yazıyla da bu şekilde yazılıyor değil mi? 18. Evet. Şimdi 8. Gelelim bakalım şuraya. Yine bir yarışma olmuş. Böyle bir yarışma olmuş. Şimdi buradaki verilen bilgilere göre burada kim birinci, kim ikinci olmuş yazalım. Bilgi yarışmasında Mert birinci olmuş. O zaman birinci olan bunun adı olduğu için buraya Mert yazacağız değil mi? Sonra diyor ki Selami ikinci olmuştur ve Mert'in sağındadır. Mert'in sağında dediğine göre şura Selami değil mi? Buraya Selami yazıyorum. Geldim buraya. Ayşe üçüncü olmuştur ve Mert'in solundadır. Ayşe de buraya. Selami ikinci olmuş. Ayşe üç. Ayşe. Yiğit dördüncü olmuştur ve Selami'nin yanındadır. Selami'nin sağındadır. Evet, buraya o zaman elimizin beşinci. Evet, buraya da Yiğit yazıyoruz.
Elif Su beşinci olmuştu. Elif Su da sorun şudur. Solundadır. Evet, buraya da Elif Su beşinci yazıyoruz. Elif Su çalışmamış, en sonuncu olmuş. Şimdi aşağıdaki işlemlerde şekil ve sembollerin yerine gelmesi gereken sayıları belirleyiniz. Alttaki işlemin sonucunu bulunuz. Şimdi şuraya bir bakalım bakalım. 6 artı burada üçgene ne gelebilir? Buranın 16 olabilmesi için. 10. 10 gelir değil mi? 10. O zaman üçgen 10'muş. Peki burada sonucum 14. Burada da 5 var. 5'i hangi sayıyla toplarsam 14 yapar? 9. Evet, bura 9. Üçgen 10, yıldız da 9 olduğuna öbürü göre. Öbürü de 2. Öbürü de 2. Evet, aferin 2. Burası da 2'ymiş. Şimdi bize diyor ki 3'ünü diyor toplayın diyor. Burada 10 var, burada 9 var, burada 2 var. 10 ile 9'u Beyza toplasın. 19. 19. 19'un üzerine 2 eklemeyi de Ecrin yapsın. Şöyle yapalım. 19'un üstüne 2 eklersen 21 olur. O zaman bu kısım 21'miş değil mi? 21. Evet. Güzel. Evet. Evet, devam edelim bakalım toplama işlemiyle. Aşağıdaki toplama işlemlerinin sonuçlarını bulunuz. Sonuçları aynı olan toplama işlemlerini eşleştiriniz diyor. Şimdi 6 artı 8. Öncelikle 6 artı 8. 6 ile 8'i toplayalım. 8 aklımızda olsun. 8'in üzerine 6 ekleyeceğim. Tekrar edelim bakalım. 9. 10. 10. 11, 12, 13, 14. Bu kısım. 14. Evet, sarı kalemi alayım burayı için. 14. Şimdi şuraya bir bakalım bakalım. Burada 4, 4 aklımda olsun. 4'ü kafamın her yerine yazdım. Kafamın her yerine şu anda 4 var. 7 üzerine sayacağım. Hadi bakalım Berra, tekrar edelim. 5. Tekrar et. 5. 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 11 Burası da 11. Şimdi geldik buraya. 1 ile 7'yi toplayalım. 1 ile 7'yi Ejde, Abdülkadir beni dinle. Abdülkadir. Abdülkadir 7. Hadi tekrar et bakalım. 7 aklımda, öğretmenim de. Öğretmenim de. 1 eklediğin zaman 8 oluyor. Buraya da 8 yazdım. Şimdi şu kısma geldim. Bu kısma bir bakalım bakalım. 6 var burada. Burada da 9 var. Şimdi 9 aklımızda olsun. 9'un üzerine 6 sayalım. 10. 11, 12, 13, 14, 15. 15. Burayı Beyza söylesin sonucu. 5 artı 4'ün sonucu ne olur Beyza? 9. 9 olur. Peki bu kısma geldim. Bu kısmı da Ecin söylesin. Tamam öğretmenim. 6'ya 3 eklersen 8. 6'ya 3 ekleyelim. 7, 8, 9. 9. Acele etmeyelim Ecin. 8'in üzerine 7 ekleyelim. 8 aklımızda. 8 şu anda kafamızın her yerinde. Berra elinde 7 yap bakalım bu şekilde. 15. 15. Şimdi Ecin, sıra Ecin'de. 6'nın üzerine 5 ekleyelim Ecin. 7, 8, 9, 10, 11. Evet, sonucumuz 11. 5'i 5 burada kafamızda. Üzerine 9 ekleyelim. Acele etmeyelim. 5 kafamızın her yerinde dolaşıyor. Her yerinde 5 var. 5 var. Saçlar yok, 5 var. Şimdi
6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. Sonucum 14. Şimdi 6'nın üzerine 2 ekle. 8 öğretmenim. 8. Aferin Berra. Şimdi aşağıda kopya çekmeyelim ama fark ediyorum. Aşağıdaki toplama işlemlerinde verilmeyen sayıları bulup kutulara yazalım. Şimdi başta böyle bir rakam varsa, burası boşsa, buradaki sonuca göre ne yapacağım? Diyeceğim ki öyle bir rakam eklemeliyim ki 8'in üzerine sonuç 17 olmalı diyeceğim. Ne yapacağım? 8 aklımda olsun. 8'in üzerine rakamlar sayacağım. 17 dediğimde duracağız. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Demek ki kaç sayacakmışım? Say bakalım parmaklarımı Berra. Parmaklarımı say. 10 öğretmenim. Hayır, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Buraya 9 yazarım değil mi? 9 da 8'i toplarsa evet, evet. Sonucum ne olurmuş? 17. 17 olurmuş. Geldik şu kısma. Şimdi bu kısma da bir bakalım. Öğretmenim 7. Evet. Hayır, 7 değil. 6'nın üzerine 7 sayarım bakalım. 7, 8, 9, 10, 9, 11, 10, 13 11. Oldu. O zaman... Hayır öğretmenim, biz 9'un yanındakini söylemiştik. Orayı değil. Evet, şurayı söyledim ben. Geldik şuraya. Buraya ne ekleriz sizce? 7'nin üzerine 7. Hangi... Evet, 7'nin üzerine 7 eklersek 14 olur. Şimdi şuraya bir bakalım. Buraya peki ne yapacağım? 18'den böyle bir durumda şöyle bir metot da uygulayabilirim. Çok iyi dinleyin burayı. 18'den 5 tane geriye doğru sayabilirim. 18 aklımda olsun. 5 geriye doğru. 17, 12, 16, 15, 14, 17. Öğretmenim 13. Evet. 13. Burayı Ecin söylesin. Ecin 8'in üzerine ne eklersem 12 olur. Öğretmenim 3 eklersem. Hayır. Acele etme. Parmaklarınla say bakalım. 4. 4 eklersem. 4 eklersem 12 olur. Burayı Beyza söylesin bize. Ne eklemeliyim Beyza buraya? On iki eklersem 12 ile 4'ü topladığımda sonucum 16 olur. Şimdi yine böyle güzel bir evim var. Bu evin içerisinde bakalım. Şimdi sonucu 18 olanları kırmızıyla boyayın diyor. 17 olanları yeşille, 14 olanları lacivertle, 13 olanları kahverengiyle, 8 olanları açık mavi, 16 olanları mor. Söyle. Biz boyayabilir miyiz? Yok, boyayamıyorsunuz. Siz bana söylüyorsunuz, ben boyuyorum. Mesela 18 kırmızıyla hangilerini boyarız? Mor. Kırmızıyla boyayabileceğimiz kısımlar ne? Çatısı var. Çatı. Öncelikle tamam, acele etmeyelim. Önce bura. Kırmızıyla 13 ile 5'i topladığımda 18 eder. Kırmızıyla önce burayı boyarım değil mi? 17'ye gelelim. 17 yeşilmiş. Yeşil rengi alalım buradan. Yeşil rengi alırım 17 ile. Hangisiyle boyarsam yeşili boyamalıyım? Hangi kısmı? Burası. Burası değil mi? Aferin. Burası. Peki laciverti alalım. Sonucumuz 14 olanlar. Şurası. Burası değil mi? Şurası. Kahverengi 13 olanlar. Bir de şurada var öğretmenim. Nerede? Lacivert. Evet, bir de burada var değil mi? Evet. Burada var.
Peki 16 mor. Çıkmıyor bir dakika. Ejin söylesin bunu. 16 neresi? 16 bakayım. Önce 8'e 8 ekleyeceğim şimdi önce. Burası değil mi? 8 evet. 8 olan da açık mavi bura. Şimdi aşağıdaki örnekte işlemin sonucu 10'dur ve papatyanın 10 yaprağı vardır. Toplama işlemlerini yapınız ve işlemlerin sonuçları kadar papatyalara yaprak çiziniz. Ayşe beni duyuyor musun? Evet duyuyorum. Buranın sonucu kaç? 2 Ekranı göremiyorum. Ekranı sende ekran çıkmadı mı? Neyse şura 9. O zaman 9 tane papatya yap diyor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şuranın sonucu kaç peki? 7. 7 tane papatya yap diyor. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Evet burada 8. Burası da 8. 1, 2, 3, 4, 5,